Merhaba arkadaşlar. Web Örgüsebet'im YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bonbon şekeri modeli yelek çalışmasıyla geldim. Çok güzel bir yelek modeli bu arkadaşlar. Gerçekten çok sevimli. Hem kız bebekler için hem erkek bebekler için uygulanabilecek çok güzel bir model. Yani unisex bir model arkadaşlar. Ben bunun için kullanacağım ip çok güzel bir pembe kullanacağım. İpimin markası Alize Baby Best arkadaşlar. Açık pembesi bu rengim. Ve 4 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. Siz elinizin sıkılığına veya gevşekliğine göre 3,5 veya 4 numara kullanabilirsiniz. Çok güzel bir model dediğim gibi. Ben de yapacağım ve şu an sizlere anlatmak istedim bunu. Yeleğimiz 0,3 ay, 0,6 aya uygun olacak. Birazcık küçük bir çalışma yapacağım. Şişimize 64 ilmek atarak başlayacağız arkadaşlar. Ve 64 diş ilmek attıktan sonra 4 diş haraşo öreceğiz arkadaşlar. Birazcık yaklaştırayım kamerayı. 4 diş haraşoyu ördükten sonra şimdi yeleğimizin kurulumuna başlayacağız. Ben 4 diş haraşoyu ördüm ki size videoyu uzatarak sıkmamak için 4 diş haraşomuzu da örelim. Şimdi yeleğimizin kurulumuna geçelim arkadaşlar. Dediğim gibi yelek 0,6 aya uygun bir yelek olacak. Şimdi arkadaşlar kız bebek çalışması yaptığım için iliğimi sonda açacağım. Ama siz erkek bebek çalışması, erkek bebek için çalışma yapıyorsanız iliğinizi buradan açmanız gerekiyor. 3 adet öreceksiniz. 1 arttırıp 1 keseceksiniz arkadaşlar. Ben kız bebek için yaptığımdan sıra sonunda yapacağım iliğimi. Ama siz erkek bebek için yapıyorsanız burada yapın. 6 adet ön patımı ördüm arkadaşlar. Şimdi 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Önümüz 13 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. 6 pat, 7 de düz örgü olarak kuruyorum. Şimdi arkadaşlar burada yeleğimizin ön patını yaptıktan sonra burada bir arttırma işlemi yapacağız. Gizli arttırma yapacağımız için ben ayraç kullanacağım arkadaşlar ki ortadaki ilmeğimizi kaçırmamak için. Onun için arkadaşlar bu ördükten sonra 13 ilmek ördükten sonra 14. ilmeği şu şekilde alttan bir ayraç takacağım. Eğer sizin ayracınız yoksa renkli ipliklerle bu işi halledebilirsiniz. Herkes de ayraç olmak zorunda değil. Bu şekilde arkadaşlar bu ilmeğimin etrafından arttırma yapacağım her zaman. Bunu belirlemek için bu ayracı takıyorum. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir gizli arttırma yapıyorum. Bu ilmeğimi de örüyorum ve bir gizli arttırma daha yapıyorum arkadaşlar. Şimdi kolum için 8 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 arkadaşlar. 8'i ördükten sonra yine buradaki ilmeğimiz yine bizim etrafında arttırma yapacağımız ilmek. Yine arkadaşlar bir ayraç daha takıyorum ki belli etmek için şu şekilde ayracımı taktım. Bu ilmeğimizin etrafında yeleğimizin robası bitene kadar bu ilmeğimizin etrafında arttırma yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde bir gizli arttırma yapıyorum ve bu ilmeğimi de örüyorum ve bir gizli arttırma daha yaparak 18 ilmek arka için örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17 ve 18 arkadaşlar. Şimdi sıradaki ilmeğimiz yine etrafında arttırma yapacağımız ilmeğimiz. Buna yine şu şekilde ayracımızı takıyoruz. Evet, ayracımızı taktık. Yine bir adet arttırmamızı yapıyoruz. İlmeğimizi örüyoruz ve bir adet daha arttırma yaptıktan sonra arkadaşlar kolumuz için 8 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi arkadaşlar yine ayracımızı takacağız. Ve yine bu ilmeğimizin etrafından arttırmalarımızı yapacağız. Sıra sonuna, roba bitimine kadar. Yine bir adet gizli arttırmamı yaptım. Bu ilmeğimi de ördüm. Ve bir gizli arttırma daha yapıyorum. Ve 7 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 arkadaşlar. Şimdi 6 ilmek de ön patımdı. Ama biz burada ilik açacağız. Bunun için arkadaşlar 2 adet örüyorum. 1 adet örüyorum arkadaşlar. 1 adet şu şekilde kesim yapıyorum ve 1 adet de ipime dolayarak kalan 3 ilmeğimi de örüyorum. Ve İliğimizi sıra sonunda açmış olduk. Dediğim gibi erkek bebekler için çalışıyorsanız sıra başında 3 örüp 1 arttırıp 1 keseceksiniz. Eğer kız bebek içinse bu şekilde sıra sonunda arkadaşlar. Robamızın arka tarafına geldik. Şimdi burada baştaki 6 ilmeğimizi bu şekilde haroşa olarak örüyoruz arkadaşlar. 6 ilmeğimizi pat olarak kullanacağız. Bu şekilde 6 ilmek oldu. İpimizi geriye alarak kalan 7 ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Şimdi arkadaşlar arttırma kısmına geldik. Arttırmamızı da ters olarak örüyoruz. Oradaki ilmeğimizi de ters örüyoruz. Diğer arttırmamızı da ters olarak örüyoruz. Yine diğer arttırmaya kadar ters olarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Geldik. Yine bu şekilde tersimi ördüm. Tersimi ördüm ve tersimi ördüm. Arkadaşlar yani arka kısmında, robamızın arka kısmında bütün ilmeklerimizi arttırmalar, ortadaki bu ayraç taktığımız ilmek hepsini ters olarak öreceğiz. Sadece baştaki ve sondaki 6 adet patımızı haroşa olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar robamızın ve alt kısmına kadar o 6 ilmek patımız sabit olarak kalacak arkadaşlar. Geri kalanlarda modelimizi oturtacağız. Robamız bittikten sonra robamız da bu şekilde yine baştaki ve sondaki 6 adet patımız sabit haroşa olarak kalacak. Diğer bütün ilmeklerimizi arttırmalarda dahil ters olarak örüyoruz. Bu şekilde ters olarak örelim. Sıra sonuna kadar gelelim arkadaşlar. Sonra bir kere daha arttırmamızı göstereyim. Ve yeleğimizin robasını örmeye devam edelim. Evet, sona gelmek üzereyiz. Evet, son kaldı. Son da 6 ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Bunu da haroşa olarak örüyoruz.
ve ilk arttırmamızı bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir yeleğimizin ön tarafından bir bakalım. Evet, bir sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Bakın, tamamladık. Şimdi arkadaşlar tekrar bir arttırmayı sizlere göstereyim. Ondan sonra kaç tane arttırma yapmamız gerektiğini bir bakalım ve devam edelim. Modelimizin kurulumu arkadaşlar 13 önler, 1 aralar, 8 kollar, 18 arka olarak oturtacağız. 6 adet pat, 7 adet ön, 1 adet aralar. Ön toplam arkadaşlar 13 ilmek yapıyor. 1 ara, 8 kol, 18 arka olarak modelimizin kurulumu bu şekilde. 6 adet haroşa olarak patımız sıra sonuna kadar, yani modelimiz bitene kadar devam edecek. Şimdi yine o ayraç taktığımız ilmeğimize kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ördüm ben o ilmeği, bir tane söküyorum. Evet bakın, bu ilmeğim. Bir adet yine gizli arttırmamı yaptım. İlmeğimi ördüm ve bir adet daha gizli arttırma yaparak diğer ilmeği arttırmaya doğru gidiyorum arkadaşlar. Bir adet daha. Evet arkadaşlar, geldik. Bir adet arttırma yapıyorum. Bir adet örüyorum. Bir adet daha gizli arttırma yapıyorum. Ve yine ayracımı taktığım ilmeğe doğru örmeye devam ediyorum. Evet arkadaşlar, geldim. Bir adet gizli arttırmamı yaptım. Bir adet ördüm. Bir adet daha gizli arttırma yaptım. Ve yine diğer ayracımı taktığım ilmeğe kadar örüyorum. Evet geldim. Bir adet arttırmamı yaptım. Bir adet ördüm. Bir arttırma daha yaptım. Ve sıra sonuna kadar arkadaşlar örüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde tamamladık. Şimdi yeleğimizin arka tarafına geldim. Arka tarafında 6 adet haroşomu örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi arkaya aldım. Kalan bütün ilmeklerimi sonda 6 ilmek kalana kadar ters olarak örüyorum. Arttırmalar da dahil. Ters olarak ördüm. Yine arttırmaya geldim. Onu da ters olarak ördüm. Ve 6 ilmek kalana kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, diğer arttırmama geldim. Ördüm. Bunu da ördüm. Bunu da ördüm. Ve yine
sıra sonuna kadar 6 ilmek kalana kadar arkadaşlar örmeye devam edeyim. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğini kısaca bir anlatayım ve yeleğimizi örmeye devam edelim. Arkadaşlar ip gerçekten çok güzel bir ip. Hem kalın hem de bambu karışımı bir ip. Arkadaşlar yumuşacık bir ip. Bu iple örmenizi tavsiye ediyorum. Alize Baby Best markası. Hem örgüleriniz muntazam düşer hem de gerçekten yumuşacık bir ip. Yelekleriniz, hırkalarınız yumuşacık olur arkadaşlar. Ama tabii örmek istediğiniz başka marka varsa onunla da örebilirsiniz. Evet, sonda 6 adet ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa olarak örüyorum. Ve ikinci arttırmamı da bu şekilde tamamlamış oldum. Bir bakalım. Evet arkadaşlar, bakın çok güzel bir arttırma işlemi yaptık. Bakın iliğimiz burada, etrafından arttırma yapıyoruz. Bakın hiç belli bile olmuyor. Bakın çok güzel oluyor şu an. Evet arkadaşlar, ben şu an 12 tane arttırmamı yaptım. 12 tane arttırmadan sonra kollarda haroşa öreceğiz. Şimdi onu göstereceğim sizlere. 12 adet arttırmadan sonra hem iliğimizi açacağız şimdi. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi iliğimizi açacağız arkadaşlar. 12 sırada bir iliğimizi açıyoruz. Hem de şimdi 12. arttırmadan sonra kollarda haroşa öreceğiz arkadaşlar. 4 sıra boyunca. Şu şekilde yine sıra sonuna kadar normal arttırmamızı yaparak gideceğiz. Yine arttırmalarımızı yapacağız. Ama yeleğimizin arka tarafında kollarımızı haroşa olarak öreceğiz. Ama sadece kolları. Diğer tarafların hepsi düz örgü olarak yapılacak. Sadece kollarımız haroşa olarak yapılacak arkadaşlar. Kol haroşası yapıyoruz. Şimdi arttırma yerimize geldik. Bir adet arttırmamızı yaptık. Ördük. Bir adet daha arttırmamızı yaptık. Şimdi sıra sonuna kadar gidiyoruz. Bu şekilde. Arkadaşlar bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonundan sonra ne yapmamız gerektiğini göstereyim ve yeleğimizi örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, ben 12. arttırmamı yaptım. Şimdi arka tarafındayım. Şimdi kolumuza haroşa örgülerimizi yapacağız. Ben iliğimi de açtım. Şimdi kola doğru gidiyorum. İliğimi de örüyorum. Evet, 6 ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım ve kola kadar ters olarak örüyorum. Şu an 12. arttırmamızı yapıyoruz. 12. arttırmadan itibaren kolda
haroşalarımızı öreceğiz. Bu şekilde hem arttırmamız hem de ortadaki ilmeğimiz dahil ters olarak örüyoruz. Diğer arttırmamız için ipimizi arkaya alarak haroşa örgümüzü örüyoruz. Arttırmamız da dahil arkadaşlar. Yani ortadaki o etrafında arttırma yaptığımız ilmeğin ön tarafındakini düz olarak, diğer tarafındakini, kol tarafındakini ise haroşa olarak örerek kola katıyoruz. Evet, şimdi kolumuzu bu şekilde haroşa olarak örüyoruz. Yeleğimizin arka tarafındayız şu an. Evet, arttırmamıza doğru gidiyoruz. Evet arkadaşlar, bu arttırmamızı, kol tarafındaki arttırmamızı haroşa olarak örüyoruz. İpimizi öne alarak etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimizi ters olarak, yanındaki arttırmasını da ters olarak yaparak düz örgü yapmış oluyoruz ve diğer arttırmamıza doğru, diğer kolumuza doğru gidiyoruz arkadaşlar. Orayı da sizlere göstereyim. Ondan sonra ne yapmamız gerektiğini kısaca bir anlatayım ve yeleğimizi örmeye hep beraber devam edelim. 12 sırada bir ilmeğimizi açıyoruz. Ben şu an ikinci ilmeğimi açtım. Çünkü 12. arttırmamızı yaptık. Şu an 12. arttırmamızı tamamlıyoruz. Diğer kola doğru gelelim. Evet, gelmek üzereyiz. Şu an arkamızı örüyoruz. Yeleğimizin arkasındayız şu an. Evet, geldik. Şimdi bu arttırmamızı düz olarak ve bu ortadaki ilmeğimizi de düz olarak, diğer koldaki arttırmamızı haroşa olarak örerek diğer arttırmamıza doğru gidiyoruz. Evet. Kolumuzu örüyoruz haroşa olarak. Evet, geldik. Bu arttırmamızı da bu şekilde ördük. İpimizi öne alarak diğer kalan ilmeklerimizi düz örgü olarak örüyoruz. Ve sıra sonundaki 6 adet ilmeğimize doğru gidiyoruz. Evet, geldik. 6 adet ilmeğimizi de haroşa olarak örerek bu arttırmamızı da tamamlamış olduk.
Evet. Bir bakalım. Evet arkadaşlar, bakın sadece kolumuz haroş olarak örüldü. Diğer yerlerimiz düz olarak, düz örgü olarak örülerek devam edildi. Evet arkadaşlar, bu şekilde 12. arttırmamızda yeleğimizin arttırmasını yaptıktan sonra arka tarafında kollarımızı haroşa olarak tamamladık. Arttırmalarımızın bu tarafındakini haroşa olarak, kola bu tarafındakini düz örgü olarak bedene vermiş olduk, ön bedene vermiş olduk. Yine aynen bu taraftaki arttırmamızın bu tarafındakini haroşa olarak, kola bu tarafındakini düz örgü olarak bedene, yani sırt kısmına vermiş olduk arkadaşlar. Diğer kolda da aynı şekilde yapılacak. Bu şekilde arkadaşlar toplam 15 tane arttırma yapacağız. Yani bu bizim 12. arttırmamızdı. Bundan sonra 3 diş daha haroşayı öreceğiz ve 15 adet arttırmaya yeleğimizi tamamlamış olacağız. Ondan sonra kollarımızı ayırıp bedene geçmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ben de 15 adet arttırmamı tamamlayayım. Kolumun da haroşa sayısını 4'e tamamlayayım. Ondan sonra yeleğimizin bedenini örmek üzere tekrar videomu çekmeye devam edeyim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde şimdi 15. arttırmamı yaptım. 3 diş haroşom oldu. Şimdi 15. arttırmamın arka tarafındayım. Arkadaşlar 15. arttırmayı ön tarafta yaptım. Şimdi arka tarafta örerek tamamlayacağız ve kollarımızı ayırmaya başlayacağız. Baştaki 6 adet haroşomuzu ördük ve ipimizi öne alarak düz örgülerimizi örüyoruz. Kolumuza kadar bu şekilde öreceğiz. Kol ayrımına kadar bu şekilde öreceğiz ve kol ayrımımıza geldik. Arttırmamızı da örüyoruz arkadaşlar ve ortadaki etrafında arttırma yaptığımız ilmeğimizi de ördük ve ipimizi arkaya alarak ilk arttırmamızı örüyoruz ve ikincisini de örüyoruz ve bu şekilde birbirinin içinden geçiriyoruz. Tekrar bir ilmek daha örüyoruz. Bu şekilde içinden geçiriyoruz. Hem bir sıra daha haroşomuzu örmüş oluyoruz arkadaşlar, hem de kesim işlemini yapmış oluyoruz beraberinde. Ve böylelikle de dördüncü sıra haroşomuzu da yapmış oluyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar, kolumuzdaki ilmekler bitene kadar, arttırmamız da dahil bu şekilde öreceğiz arkadaşlar, birbirinin içinden geçirerek kolumuzu ayırıyoruz. Şimdi ben de biraz ilerleyeyim arkadaşlar. Videoyu daha fazla uzatmayayım. Birazcık ilerleyip tamamlayıp geleyim. Evet arkadaşlar, bu şekilde sondaki arttırma ilmeğimize de geldik. Onu da örüyoruz ve birbirinin içinden geçirerek kolumuzu ayırmış olduk. Bu şekilde tamamladık. Şimdi bir tane daha öreceğiz. Bir tane daha geçiriyoruz ve tamamlamış olduk arkadaşlar. Şimdi arttırmamızı da örerek bu şekilde sıra sonuna kadar düz örgü olarak devam ediyoruz. Bakın çok güzel ayırmış olduk. Şimdi diğer kolumuza doğru örüyoruz. Diğer kolumuza doğru gidelim.
diğer kolumuzu da arkadaşlar aynı şekilde yapacağız. Aynı şekilde yapıp kollarımızı ayırmış olacağız. Ondan sonra kollarımızı birleştireceğiz ve bedene inmiş olacağız. Şimdi ben de diğer kolumu bu şekilde tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu şekilde kollarını ayırmış olduk. Bakın, kollar ayrıldı. Şimdi bunları tekrar birleştireceğiz. Bunun için şimdi koltuk altına kadar bütün ilmeklerimizi örelim. Evet, son ilmeğimize geldik. Son ilmeğimizi bu şekilde örüyoruz. İpimizi bırakmıyoruz arkadaşlar. Bir kere daha batıp bir kere daha yapıp bırakıyoruz. Bir ilmek arttırmış olduk bu şekilde koltuk altımızı. Şimdi aynı işlemi buradaki ilmeğimiz için de yapacağız. Bir kere örüyoruz, bırakmıyoruz. Bir kere daha aynı ilmeğe örerek koltuk altımızı hem birleştirdik hem de iki ilmek de koltuk altından arttırmış olduk. Şimdi aynı işlemi diğer koltuk altında da yapalım. Bu şekilde koltuk altlarımızı da birleştirerek artık model kısmına gelelim. İlmeklerimiz, kollarımız ayrıldığı için azaldı. Bundan sonra örümü bu kadar zor olmaz arkadaşlar. Kollar ayrılınca rahatlamış oluyoruz örerken. Şimdi diğer kola doğru bir gidelim. Bir kere daha göstereyim size nasıl birleştirme ve ilmek arttırması yapacağımızı. Evet, son ilmeğimize geldik. Şimdi yine örüyoruz. Bir saniye, şuradan atacağım ilmeği. Örüyoruz. İpimizi bırakmıyoruz. Bir tane de şuradan batarak bir de bu şekilde ilmeğimizi çıkardık ve iki tane ilmek arttırmış olduk. Bir tane ilmek arttırmış olduk. Şimdi de aynı işlemi diğer taraftaki başlangıçtaki ilmeğimize yapıyoruz. Tekrar battık ve ikinci ilmeğimizi çıkardık ve koltuk altımızı da birleştirdik. Şimdi sıra sonuna kadar bir gelelim. Yeleğimiz koltuk altını birleştikten sonra ne halde, bir ona bir bakalım. Tam 0-3 aya uygun bir yelek olacak arkadaşlar bu. Bir yaş yapmak isteyenler önlere 2'şer, kollara 1, arkaya 4 ilmek ekleyerek yeleğimizi 17 arttırma, 18 arttırma yaparak 1 yaşa uygun hale getirebilirler. Bu şekilde tamamladık arkadaşlar. Şimdi bir bakalım.
Artık bu ayraçlara da gerek kalmadı. Onları da çıkartabiliriz. Zaten kollarımızı ayırdık. Evet, kollar ayrıldıktan sonra tam arkadaşlar 0-3 aya uygun, hatta 6. aya kadar bile giydirilebilecek bir yelek oldu. Bakın kolları da gayet iyi. Şimdi arkadaşlar bir sıra haroşa örüyoruz. Bir sıra haroşadan sonra bütün ilmeklerimizi modelde kullanacağız. Baştaki 6 adet haroşalar hariç bütün ilmeklerimize model uygulayacağız. Şimdi yeleğimizin arka tarafını işleyeceğiz zaten. Burada bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örerek bu sıramızı haroşa yapacağız. Yani şu şekilde, bilmeyen arkadaşlar için bu şekilde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar arkadaşlar bütün ilmeklerimizi örelim ve bir sıra haroşomuzu bu şekilde elde etmiş olalım. Ondan sonra modelimizi kurmaya başlayacağız. Ve yeleğimizi ilerleteceğiz. Şimdi bir sıra bu sıramızı komple haroşa olarak örelim. Ondan sonra yeleğimizin kurulumuna başlayalım. Evet arkadaşlar, ben bir sıra haroşamı ördüm. Şimdi model kurulumuna geçeceğiz. Model kurulumunda önce yapmamız gereken arkadaşlar bir ilmek fazlalaştıracağız ilmeklerimize. Modelin kurulumu için bir ilmek fazlalığa ihtiyacımız var. Bunu şimdi koltuk altından bir ilmek fazlalaştırarak sağlamış olacağız. Modeli bu şekilde düzgün bir şekilde kurmuş olacağız arkadaşlar. Şimdi koltuk altına doğru gidelim. Koltuk altında koltuk altı birleştirme yöntemiyle yaptığımız gibi bir tane daha ilmeği fazlalaştıralım. Böylelikle modelimizi rahatça kurabileceğiz. Şimdi koltuk altına bir gelelim. Evet, koltuk altına geldim. Ördüm. Şu şekilde örelim. Şu şekilde sokalım şişimizi. Ördüm, çıkarmadım. Bu taraftan ördüm, bıraktım ilmeğimi. Bir ilmek fazlalaştırmış olduk arkadaşlar. Böylelikle modelimizi rahatlıkla kurabileceğiz. Gerekli ilmek sayısına ulaşmış olduk. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde düz olarak örelim. Arka tarafında yeleğimizi ters örerek düz örgü elde etmiş olacağız. Toplamda 6 sıra önden düz, arkadan ters örerek düz örgü elde edeceğiz. Yani kenardaki 6 adet patımız var biliyorsunuz. O pat 3 haroşa uzunluğuna ulaşınca modelimizi kuracağız anlamına geliyor bu arkadaşlar. Ama önden 3 kere, arkadan 3 kere örerek 6 sırayı tamamlayacağız. 6 sıradan sonra modelimizin kurulumuna başlayacağız. Şimdi önden düz olarak örüyoruz. Arkadan da, yani yeleğimizin iç kısmından da ters olarak örerek düz örgü elde etmiş olacağız. Sadece bir ilmek arttırdık arkadaşlar. Başka ilmek arttırmayacağız. Bu da dediğim gibi modelimizin kurulumu için gerekli olan ilmek sayısına ulaşmak için yaptık.
Sıra sonuna kadar bir gelelim. Bir adet haroşa örmüştük. Bir sıra haroşa. Bir sıra haroşadan sonra 6 sıra. Şimdi 6 sıra öreceğiz. Yani 3 diş haroşa boyunca öreceğiz. Şimdi bir sıramızı ördük. Önden o şekilde ördük. Arkadan da şimdi 6 adet patımızı haroşa olarak örüyoruz. 5 ve 6 ipimizi öne alarak geri kalan ilmeklerimizin hepsini sondaki 6 adet ilmeğimiz hariç ters olarak örerek düz örgü elde ediyoruz. Sondaki 6 adet ilmeğimizi de haroşa olarak örerek 2 sıramızı tamamlamış oluyoruz. Bu şekilde arkadaşlar toplam 6 sıra düz örgü olarak öreceğiz. Ondan sonra modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Dediğim gibi bu şekilde 6 sıra tamamladıktan sonra bu haroşamızın altında 3 diş haroşa elde etmiş olacağız. Arkadaşlar şu komple haroşayı saymıyoruz. Bu komple haroşamızın hemen altında 3 tane daha 3 diş haroşa elde ettikten sonra modelimizin kurulumu geldi anlamına geliyor arkadaşlar bu. Bu da 6 sıra örmek anlamına geliyor. Önden düz, arkadan ters olarak örerek düz örgü olarak örüyoruz. Toplam 6 sıra tamamladıktan sonra 3 diş haroşayı elde ettikten sonra modelimizin kurulumuna geçeceğiz. Şimdi ben de 6 sıramı tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde bütün ilmeklerimi haroşa ördüğüm sıradan sonra 3 diş boyunca düz örgümü ördüm. Bu kenar patımda da haroşamı ördüm. Burası 6 sıra arkadaşlar. 6 sıra düzüm. 3 sıra kenardan haroşa anlamına geliyor. Şimdi 4. sıramızdayız arkadaşlar. 4. sıramızda baştaki 6 patımı gene haroşa olarak örüyorum. 4, 5 ve 6. Bu ilmeğimizle arkadaşlar modele başlıyoruz. İlmeğimizi çıkartıyoruz. Bir kere, iki kere, iki kere, üç kere ve dört kere söküyoruz arkadaşlar. Geri şu şekilde bütün ilmeklerimizi topluyoruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde 4 ilmeğimi söktüm. İpimi bu şekilde attım ve içinden geçirerek 1, 2 ve 3 ilmek örüyoruz. 4. ilmeğimizde yine ipimizi çıkartıyoruz. İlmeğimizi şöyle şuradan 1 kere, 2 kere, 3 kere ve 4 kere söküyoruz. Yine ilmeğimizi şişimize takıyoruz. Şu şekilde ilmeğimizi atıyoruz ve yine içinden geçirerek 1, 2, 3 ilmek örüyoruz. Yine arkadaşlar 4. ilmeğimizi çıkartıyoruz. 1 kere, 2 kere, 3 kere ve 4 kere söküyoruz. Bu ilmeğimizi şişimize takıyoruz tekrar ve şu şekilde ilmeğimizi ipimizi atarak ilmeğimizin içinden ipimizi geçiriyoruz ve 1, 2, 3 ilmek örüyoruz. Arkadaşlar hepsi bu. Model çok zor gibi görünüyor ama modelin hepsi bu arkadaşlar. Yine söktük. 1, 2, 3 ve 4 ipimizi taktık. İlmeğimizi şişimize şu şekilde ilmeğimizi attık ve içinden geçirdik. Devam ediyoruz. 1, 2 ve 3. Dördüncü ilmeğimizi bıraktık. 1, 2,
3 ve 4 ilim ipimize taktık, şişimize ilimizi taktık, şu şekilde attık ve içinden geçirdik. Tekrar 1, 2, 3 ilmeğimizi ördük, 4. ilmeğimizi şişten çıkardık. 1, 2, 3 ve 4 tane söktük. İlmeğimizi şişimize taktık. Şu şekilde ilmek attık ve içinden çıkardık. Tekrar 1, 2 ve 3 tane ördük. Dördüncüyü 1, 2, 3 ve 4 adet söktük. Evet, 4 adet söktük. Evet, şu şekilde ilmeğimizi attık ve ilmeğimizin içinden çıkardık. Tekrar 1, 2, 3 tane ördük. Dördüncü ilmeğimizi çıkardık. 1, 2, 3 ve 4 adet söktük. İlmeğimizi şişimize taktık. Tekrar şu şekilde attık ve içinden geçirdik. Tekrar 1, 2 ve 3 kez ördük. Dördüncü ilmeğimizi 1, 2, 3 ve 4 kez söktük. Bu ilmeğimizi şişimize taktık ve şu şekilde ilmek atarak 1 saniye şu şekilde attık ve arkadaşlar buna dikkat edelim. İlmek bazen böyle gelmiyor çünkü. Evet, çıkardım. Sonra tekrar 1, 2 ve 3 kez ördük. Dördüncü ilmeğimizi yine 4 kere söküyoruz. 1, 2, 3 ve 4 kez söktük. İlmeğimizi şişimize taktık. Şu şekilde ilmek atıp ipimizi ilmeğimizin içinden çıkardık. Tamamı bu arkadaşlar. 3 kez örüyoruz. Dördüncü de modelimizi koyuyoruz. Bakın şöyle bir görüntü elde etmiş olduk şimdi. Şimdi sıra sonuna kadar bunu bir bu şekilde bitirelim. Ondan sonra arka tarafında ne yapacağımızı kısaca bir göstereyim ve kaç tane yapacağımızı, kaç sırada bir yapacağımızı size detaylı anlatayım ve videoyu çekmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonundaki 6 adet patımı da haroşa olarak ördüm ve modelimin arkasındayım. Modelimizin arkasında bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Baştaki patlar hariç patlarımızı haroşa olarak örüyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi arkaya alarak bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz bu sıramızda. Bu modeli kurduğumuz yer bizim bundan sonraki modelimizin ilk sırası olarak kabul edilecek. Arkadaşlar 6 sırada bir modeli kuracağımızı söylemiştim. Bu modeli kurmaya başladığımız sıra bizim ikinci modeli kuracağımız sıranın ilk sırası. İlk sırasını ördük, şimdi ikinci sırasını örüyoruz anlamına geliyor bu. Ondan sonra iki sıra daha öreceğiz ve ikinci modelimizi koyacağız. İkinci modelimizi de birazcık yana kaydırarak birbirinin üstüne değil de çaprazlama gelecek şekilde kuracağız. Bu bizim şu an ikinci motifimizin, ikinci modelimizin ikinci sırası arkadaşlar. Bu sıramızı komple ters olarak örerek İlk modelimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Ve ikinci motifimizin, ikinci bonbon modelimizin ikinci sırasını da şu an
Örüyor olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. 6 sırada bir kuruyorduk. Şu an ikinci sırasını örüyoruz. 2 sıra daha öreceğiz ve ikinci modelimize geçeceğiz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi şimdi ters olarak örelim. Sondaki 6 ilmeğimizi de haroşa olarak örelim. Patlarımızı haroşa olarak örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sırayı da bu şekilde ters örgü olarak tamamlayalım. Ondan sonra 2 sıra daha 4 sıra daha arkadaşlar. Yani 2 haroşa uzunluğu boyunca 4 sıra önden düz, arkadan ters olarak örerek toplam 4 sıra daha öreceğiz ve ikinci motifimize bonbonumuzu yapmaya başlayacağız. Bu bizim ikinci bonbon modelimizin ikinci sırası. Modelimizi kurduğumuz sırayı birinci sırası, arka tarafını ise bu ters örgü ördüğümüz sıramızı da ikinci sırası olarak kabul ediyoruz. 4 sıra daha önden düz, arkadan ters yaparak ikinci bonbon modelimizi çapraz olacak şekilde kurmaya başlayacağız. Aynı şekilde kurmayacağız arkadaşlar. Bunun kuruluş yeri daha farklı olacak. Onun için şimdi arkadaşlar sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi bu şekilde ters olarak örelim. Ondan sonra 2 sıra daha arkadaşlar, yani 4 sıra 2 haroşa sırası, yani 4 sıra önden düz arkadan ters olarak örelim. 4 sıra sonra ikinci bonbon modelimizi kurmaya başlayalım. Şimdi ben de bu sıramı ve 4 sıra daha örüp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben ilk bonbon modelinden sonra 3 adet haroşa sırası boyunca, yani 6 sıra düz boyunca ördüm. Arkadaşlar bunu şu şekilde daha pratik yoldan sıramızın gelip gelmediğini şu şekilde daha iyi anlayabiliriz. Bakın bu bizim ilk tümden bütün ilmeklerimizi haroşa ördüğümüz sıramız. Bundan itibaren 3 sıra yani 6 3 haroşa sırası yani 6 sıra boyunca öreceğiz demiştim. 3 haroşa sırasını sayıyoruz. 1 2 3. Bu haroşa sırası bizim ilk bonbon sırasını kurduğumuz yer. Bundan sonra 3 sıra daha öreceğiz. Yani 1 2 3. Şimdi ikinci bonbon sırasını kuracağımız yer. Bundan 3 adet 3 sıra haroşa sonra 3. bonbon sırasını kuracağımız yer olacak. Yani şu sırayı, bu komple bütün ilmekleri haroşa ördüğümüz sırayı ilk sıra olarak kabul ediyorsunuz. Bundan itibaren her 3 sırada bir, 3 haroşa sırasında bir modeli kuracağız. Boş yere sayarak kafanızı karıştırmayın. Yani 6 sıra ördüm mü? Ay yok işte 2 sıra daha mı öreceğim falan diye düşüneceğinize şu ilmeği baz alarak bundan sonra 1 2 3. ilmekte ilk bonbonu kurduk. 1 2 3. haroşada ikinci bonbonu kıracağız. Tekrar 3 haroşa sırası sonra 3. bonbonu, 3 haroşa sırası sonra 4. bonbonu bu şekilde yaparak daha kolay ne zaman bonbon modelini koyacağımızı bu şekilde anlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi biz ikinci bonbon sırasını kuracağız. Bunun için arkadaşlar baştaki 6 adet haroşamızı tekrar örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 adet ördük. İlk bonbon sıramızda bu ilmekte ilmeklerimizi 4 adet ilmeğimizi sökmeye başlamıştık. Ama şimdi biraz çaprazına, yani şu araya gelmesini istediğimiz için bu ilmekte yapmıyoruz arkadaşlar. Bu ilmeğimizi öreceğiz. 2 bonbon sırası arasında 3 adet ilmeğimiz vardı hatırlıyorsanız. Bir bonbon kurduk, 3 tane ördük. Bir bonbon kurduk, 3 tane ördük. Bu şekilde ilk bonbon sıramızı kurmuştuk. Bu bizim ilk bonbonu kurduğumuz ilmeğimizdi. 6 sıra 6 adet haroşadan sonra bu ilmeklerse bizim 2 bonbon arasındaki 3 adet düz ilmeğimiz. Bu 3 adet düz ilmeğinin ortasındaki ilmekten bu sefer sökmeye başlayacağız. Yani 2 bonbon sırası arasındaki 3 adet düz ilmeğin ortasındaki ilmekten sökerek ikinci bonbon sırasını başlıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeğimizi ördük. Bu 3 adet 2 bonbon arasındaki ilmeğimiz. Bir tane daha örüyoruz.
Bu ortadaki ilmek olduğu için bundan sökmeye başlıyoruz. 1 söktük, 2 söktük, 3 söktük, 4 söktük. Buna şişimizi bu ilmeğimize geçiriyoruz ve bütün söktüğümüz ilmekler şişin üstünde kaldığından emin olarak şu şekilde bir ilmek atıyoruz ve bu ilmeği iliğimizin içinden geçiriyoruz. Tekrar 1, 2 ve 3 adet örüyoruz. Bu ilmeğimizi 1, 2, 3 ve 4 adet söküyoruz. İlmeğimizi şişimize takıyoruz. Şu şekilde ilmek atıyoruz ve ipi çıkartıyoruz. Tekrar 1, 2 ve 3 adet örüyoruz. Tekrar 1 sök, 2 sök, 3 sök ve 4 sök yapıyoruz ve bütün söktüğümüz ilmekleri şişimizin üstünde olacağından emin olarak bu şekilde ilmek atıyoruz ve ilmeğimizi iliğimizin içinden geçiriyoruz. Tekrar 1, 2, 3 tane örüyoruz. Dördüncü ilmeğimizi söküyoruz. Tekrar 1, 2, 3 ve 4 adet söküm yaptık. Ve bütün ilmekler üstünde kalacağından emin olarak şu şekilde ilmek atıyoruz ve içinden geçiriyoruz. Hepsi bu arkadaşlar. 3 tane örerek tekrar söküyoruz. 1, 2, 3 ve 4 adet söktük. Tekrar ilmeğimizi şişimize taktık. Şu şekilde ilmek attık. Ve bu şekilde ipimizi ilmekten çıkarttık. Hepsi bu arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde kurulmuş olacak. Yine 3 tane öre öre. Şimdi bu bonbon modelimiz bu bonbonların şu ortasına denk gelecek arkadaşlar. Ve çaprazlama yapmış olacağız. Bundan sonraki sıramızda şimdi bunu sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz. Sıra sonunda 2 tane düz ilmeğimiz kalacak. Çünkü başta da 2 tane düz ilmek örerek bonbonumuzu kurmuştuk. Sonda da 2 tane düz ilmeğimiz kalacak. Sonda yine 6 tane haroşomuzu öreceğiz. Arka tarafta bütün ilmeklerimizi baştaki ve sondaki 6 adet haroşomuz hariç ters olarak örüyoruz. Ve ondan sonra tekrar arkadaşlar önden düz arkadan ters olarak örerek şuradaki ilmeğimizi baz alarak 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 olunca 3 adet haroşo daha sırası olunca 3. bonbon modelimizi kuracağız. 3. bonbon modelimiz ise ilk başta kurduğumuz bonbon modeli şeklinde kuracağız. Yani 6 adet öreceğiz. İlk ilmeği sökmeye başlayacağız. 3 adet öreceğiz. Sökmeye başlayacağız. 3 adet öreceğiz. Hepsi bu arkadaşlar. Başka hiçbir detayı yok. İlk bonbon sırasında ilk ilmekten sökmeye başladık. İkinci bonbon sırasında 3. ilmekten sökmeye başladık. 3. bonbon sırasında tekrar ilk ilmekten sökmeye başlıyoruz. 4. bonbon sırasında ise tekrar 3. ilmekten sökmeye başlayarak bu şekilde sıra sonuna kadar geleceğiz. Ve 12 sırada bir iliğimizi açmayı unutmuyoruz. Ben biraz ilerleyeyim arkadaşlar. İliğimi açarken tekrar videoyu çekmeye devam edeyim. Ben de şimdi bu sıramı tamamlayıp arkadan ters olarak öreyim. Ve tekrar 2 sıra daha haroşomu öreyim ve 3. bonbon modelimi kurarak devam edeyim. Sizler de aynı şekilde devam edin arkadaşlar. 3. iliğimi açıp tekrar videoyu çekmeye devam edeceğim. Evet arkadaşlar, ben bu şekilde son iliğimi de açtım ve bonbon modellerimi de bu şekilde tamamladım arkadaşlar. Bakalım kaç tane olmuş? 1, 2, 3 ve 4 tane olmuş. Eğer siz 1 yaş yapıyorsanız bunu 5'e tamamlarsanız uzunluğu iyi olacaktır. Ve eğer 1 yaş yapıyorsanız 1 ilik daha açmanız gerekiyor. Bir ilik daha açarak uzatırsanız tam 1 yaşa uygun bir yelek olur ve arttırmamızı da 2 tane fazla yapmamız gerekiyor. Öyle yaparsak 1 yaşa uygun bir yelek elde ederiz. Arkadaşlar biz şu an 0-6 aya uygun bir yelek yapıyoruz. Şu an ben son iliğimi açtım. Son iliği açtıktan sonra da bakın 2 sırada ördüm. Son modelimden sonra da 1 sıra önden düz, 1 sırada arkadan ters ördüm. Ve şimdi önden düz arkadan ters ördüm. Bir kere daha düz ördüm arkadaşlar. Şimdi modeli koyacağım. Yani bakın bonbon modelini yaptım. Ondan sonra bir
önden düz, arkadan tersimi ördüm. Şimdi bir kere de önden düzümü ördüm. Şimdi arka taraftayız arkadaşlar. Modelimiz artık bundan sonra haroşo. Alt kısmına haroşo yapacağız arkadaşlar. Bundan sonra bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Düz olarak örünce önden düz, arkadan da düz olarak örüyoruz ve bu şekilde de haroşo elde edeceğiz arkadaşlar. Artık model yok. Dediğim gibi eğer bir yaşa uygun yapıyorsanız bir model daha koyarsanız sırasına göre ve 12 sırada bir ilik açmıştık. Bir tane daha ilik açarsanız tam uygun bir model oluşturmuş olacağız arkadaşlar bir yaşa, ama bizim yeleğimiz 0-6 aya uygun. O yüzden biz burada bitiriyoruz ve artık modelimizin etek ucundaki haroşolara başladık. Bakın artık haroşo örüyoruz arkadaşlar. Bu şekilde 6 sırada 5 sıra haroşo örelim. 6. sırada da etek ucunun kesmesini yaparak yeleğimizi artık bitirelim. 0-6 aya uygun çok güzel büyüklükte bir yelek oldu. Ne çok küçük oldu arkadaşlar, ne çok büyük oldu. Tam ideal büyüklükte rahatlıkla giydirilebilecek bir yelek büyüklüğü oldu. Dediğim gibi eğer bir yaş uygun yapıyorsanız 17 arttırma yaparak 5 ilikli yapabilirsiniz. O şekilde de güzel bir büyüklük elde etmiş oluruz arkadaşlar. İp markasına göre bu büyüklük ve küçüklük değişebilir. Bizim ipimiz Alize Baby Best. Alize Baby Best'e göre bu büyüklük ve bu ölçüler çok ideal bir ölçü oldu. Ama başka ip markasına göre daha küçük düşebilir arkadaşlar. Çünkü bu ipimiz biraz diğer iplere göre kalınca bir ip. O yüzden daha büyük düşüyor örgüler. Evet, bu şekilde bir sıramızı tamamlayacağız. Şimdi arkadaşlar toplam 5 diş haroşo yapacağız. Bu şekilde önden düz, arkadan düz olarak öreceğiz ve haroşo elde edeceğiz. Toplam 5 dişe tamamlayalım. 5 dişin sonunda etek ucunun kesimini yapalım ve düğmelerini dikerek yeleğimizi bitirelim. Şimdi ben de yeleğimi tamamlayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben yeleğimi bu şekilde tamamladım. Sonda da 5 diş haroşomu da ördüm ve yeleğimi bitirdim. Topçuklarımızı buradan itibaren sayarsak 1, 2, 3 ve 4 tane topçuk yapmış olduk arka arkaya. Siz dediğim gibi bir yaş yapacaksanız eğer aynı sayılarla başlayıp 17 tane arttırma yapıp alt alta 5 tane veya 6 tane topçuk yaparak yine 4 veya 5 diş haroşo yaparak yeleğimizi bitirip 5 düğmeli yapabilirsiniz arkadaşlar. İpin şurasında bir kirlilik çıktı arkadaşlar. Videoda da gözüküyordur. İpin içinde çıkan bir kirlilik, örerken fark etmedim maalesef. Ördükten sonra bunu fark ettim. Yıkanınca geçeceğini umuyorum. Yeleğimizin sonucu bu şekilde. Ben sonuçtan gayet memnunum. Çok güzel bir yelek oldu arkadaşlar. Eğer siz de videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğeni tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Hepinize kolay gelsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.